Evet, Akademi Ligi'nde günün ikinci karşılaşması Beşiktaş ve Bursaspor maçıyla seçim yasaklama ekranındayız. İlk yasaklama Beşiktaş tarafından gelecek ve Yasuo yasakladılar. Bursaspor'a karşı bakalım ilerleyen yasaklamalar ne olacak bu arada? Şöyle baktığımızda aslında tabii Ryze da ortadan kalktı. Yani Yasuo yasaklanması muhtemelen Meta'nın güçlü seçimlerini, birkaç tanesini açıkta Evet. bırakacaktır. Ve mavi tarafta olmasına rağmen Salih yasaklaması da Beşiktaş'tan geliyor hocam. Yasaklansın. Yani çok kuvvetli bir şampiyon. Yani hangi taraf yasaklıyorsa açıkçası garipsemiyorum. Ryze, yani Ryze'dan daha kuvvetli ve daha seçim yasaklamada önemli olduğunu düşünüyorum Sylas'ın. O yüzden Beşiktaş yani hiç uğraşmadan direkt yasaklamayı tercih etti. Ama geri kalan yasaklamalar birazcık daha böyle hedef yasaklamaları gibi görünüyor. Evet, şimdi son yasaklamalarını yapacak takımlar. Ve Beşiktaş Sejuani'yi ortadan kaldırmak istedi. Bursaspor Akademi de Raizirelia'nın yanına ne ekleyecek bakalım. Son 7 saniye bu kararı vermesi için Bursaspor Akademi'nin. Ve onlar da son yasaklamasını Yumi'den yana kullanıyor. Şimdi ilk seçim hakkı Beşiktaş'ta. Ve direkt olarak Aatrox'a yöneldi Mayhem. Mayhem hızlı bir şekilde. Bu arada yani Meta'nın yine en çok seçilen şampiyonlarından, hatta yani birçok takımın ilk seçim olarak yöneldiği şampiyonlardan bir tanesi Aatrox. Yani ne kadar yama geçse de bir şekilde Aatrox kendine bir yer edinmesini biliyor. Niko geldi. Niko'yu Aatrox karşısına göndermek isteyecek midir Bursaspor sence? Onun için mi yaptılar? Yani büyük ihtimalle. Çünkü ligde de Niko'nun çok nasıl desem sık bir karşı seçim olarak alındığını görüyoruz Aatrox'a karşı. Ve yani birçok takım Aatrox'u gördüğü zaman hemen karşısına Niko'yu tercih ediyor. Başarılı olanları da gördük. Bursaspor Rakan aldı ve bunun karşılığında Zaya Neos için kilitlenirken bir de yanına Talia seçimi geliyor Beşiktaş'tan. Tabii Zaya'yı da rakibine bırakmak istememiştir. Alma sebeplerinden biri de bu gibi duruyor Beşiktaş'ın. Bakalım Rakan'ın yanına nasıl bir nişancı kitlemeyi tercih edecek Bursaspor, ama nişancı ikinci seçim kısmına bıraktı ve Kinder'da yöneldiler. Evet. Şu anda pek bir tankları yok. Bursaspor cephesinin. Aslında iki tarafında yok diyebiliriz. Evet. Yani İki Aatrox da tarafa da. öyle tanklık görevini üstlenebilen bir şampiyon değil. Yani birazcık daha zaman kazanıyor tabii ki ama diğer tarafta da yani aynı şekilde bir Kindred var. Ki Kindred ultisinin bile yani nasıl desek böyle öngörülemez bir tanklık sağladığını görebiliyoruz takımlara. Bir benzerini geçen maç aslında gördük. Ve ikinci yasaklama kısmına Camille başladı Bursaspor. Tabii Aatrox ultisine gelen değişim skor alamadan ulti ile birlikte tekrardan hayata dönemiyor. O yüzden Aatrox'un oynanış stilini de o çok değiştirdi gerçek. Ve LeBlanc Beşiktaş tarafından gelen dördüncü yasaklama oldu. Şimdi iki takım da beşinci yasaklamasını yapacak. Şimdi bir tarafta bir nişancı eksiği var. Aynı zamanda orta koridorları da henüz belli değil. Yani orta koridora tabii Niko'yu da göndermeyi tercih edebilirler ama orası tartışılır ama yani şey de düşünüyorlar bir yandan. Beşiktaş'ın Bendix'e Aatrox'u bırakacağını da sanki düşünüyorlar. Yani yasaklamalar birazcık çünkü öyle duruyor. Evet. Korki bakalım alınacak mı? Yani güzel ve güvenli bir tercih. O bu arada Fantiyon'u gösteriyor Bursaspor.
Bu bana şeyi hatırlattı. Bir dönem, kısa bir dönem Talya Pantheon alt koridoru Evet, denenmeye evet. başlanmıştı ama Talya tabii Beşiktaş'ta ve Zaya'da kilitlendiği için öyle bir ikili görme ihtimalimiz yok gibi duruyor. Hatta yani Tristan'a yöneldiler. Kore finalinde iki defa alındı. Evet. Ama iki maçta kaybedildi diye hatırlıyorum ben. Ama bir ara tekli dereceli de böyle yaklaşık Evet. bir hafta çok popülerdi gerçekten o ikili. Ve tabii Tristan'ın seçiminden sonra halen Niko'yu esnek tuttu Bursaspor. Ve yine son dönemin güçlü şampiyonlarından Natulus biraz geç rağbet gördü diyebiliriz. Son seçimde kilitlendi Beşiktaş tarafından. Şu anda Azir üzerinde duruyor. Mainz evet yani Azir alacaksa eğer yani orta koridor tercihi yapacaklar. Burada o yüzden Bursaspor Akademi'nin sanki yaptığı iki tane üst koridor yasaklaması birazcık mantıksız oldu gibi geliyor. Birazcık boşa attılar sanki o yasaklamaları. Bakalım talon gelecek mi? Ki gel edebilir yani. Ya karşıdaki şampiyonlar çok uygun ve geldi. Evet. Yani Talya Orion'la özellikle bu ikili. Öyle aşırı tank bir şampiyon yok. Bakalım Bursaspor orta koridora talon tercihinde bulunuyor. Ya bakalım üst koridorda Zinfan birazcık daha yani yetenek gücüne odaklı bir eşya dizilimi mi yapacak göreceğiz. Yani aslında oyuna girdiğimizdeki rün tercihi bunu bize gösterecek muhtemelen. Orta koridorda direkt hemen Orhan'la bariyere çevirdi. Sirdar bir yüz seçimine. Ama yani Talon bu tarz eşleşmelerde ufak bir üstünlük aldığında herhangi bir Sirdar büyüsü ona karşı hiç işe yaramıyor. Evet. Bakalım orta koridor seçimi gerçekten beni heyecanlandırdı ve seçim yasaklama ekranı tamamladık. Beşiktaş Akademi, Bursaspor Akademi karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Akademi Ligi yaz mevsiminde ilk hafta karşılaşmaları devam ediyor ve Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması. Üst koridorda orada yetenek gücünü Niko'yu izleyeceğiz. İkiz gölgeli, bol bol yavaşlatma etkili. Bir Niko göreceğiz gibi duruyor. Ki zaten onu da yapması lazım çünkü orta koridor talon aldıktan sonra tamamen fiziksel hasar Evet. odaklı bir takım olmuştu Minyonların harekete Bursaspor. geçmesine 30 saniye. Talon performansını cidden merak ediyorum. Çünkü orta koridoru son seçime sakladılar. Oriana'yı gördü ve Aiken burada Talon'u tercih etti. Tabii karşısında bariyer var. Ya yani onu da almak zorunda artık Oriana. Ama sen de bahsettin. Yani Talon öne geçtiği zaman böyle sihirdar büyüsüymüş, ne bileyim mobillikmiş falan hiçbir şey dinlemiyor. Ya aslında seviye 6'ya kadar öne geçmesi de çok önemli değil. Eşit gidip bir şekilde işte dişli kama tarzı ne bileyim bu tarz zırh deşme eşyalarının ufak eşyalarını aldıktan sonra bile ya birebir de çok rahat skor potansiyeli oluyor kontrol büyücülerine karşı. Tabi onun da başlangıcı musibet iksiri olmuş. Ve yani bariyer öyle çok iyi bir eşya tercihim, çok iyi bir sihirdar büyüsü tercihimi Talon'a karşı o da tartışılır. Çünkü ya belli miktar anlık hasar var ama aslında yani fark edilmeyen ve çok bilinmeyen ölçüde süreli hasar da bırakıyor. Bir Pasifi ve kanama hasarı tutuşları var, evet. sayesinde. O kanama hasarı hakikaten çok yüksek miktarda hasar bırakıyor. Ve yani bariyer genelde o tarz hasarlara karşı, hasar biçimlerine karşı çok büyük bir koruma sağlamıyor. Ama ultisinin anlık hasarına karşı veya bir Evet. anda atıldığında Evet. kullanılabilecek en iyi belki de sihirdar büyüsü bariyer. Çünkü bu tarz suikastçılar hep tutuştur alan ve tutuştur alan bir şampiyona karşı da şifa almak istemezsiniz. Ya genelde bitkinlik bilmiyorum benim tercihim çoğunlukla bitkinlik oluyor diyebilirim en azından orta koridorda bu tarz şampiyonlara karşı. Ama Talon'un işte görünmezlik özelliği olduğu için bitkinliği kullanamıyorsunuz bazen. Ya şeyi gösterebilirseniz işte o üzerinize atıldığı zaman o refleksi gösterebilirseniz çok büyük ölçüde engelliyorsunuz. Tüm hasarını yani kanama hasarını engelliyorsunuz. Gelen bütün yetenek hasarını engelliyorsunuz. Ama işte yani bariyer basması çok daha kolay. Birinin üzerine götürüp de basmaya gerek yok. Tuşa dokunduğunuz an gerçekleşiyor. Gerçekten basit bir sihirdar büyüsü.
şu ana kadar hiç minyon kaçırmadı. Orion'a. Karşında Talon. Birkaç minyon ıskalamış gibi duruyor. Şimdi orta koridora bir baskın gelecek mi bakalım. Ama Talia, Robin yani. Alt nehirdeki vampir yengeci bekliyor. Aynı şekilde Ray Left'i de üst tarafta. Evet, Ray Left'i üzerinde yük olan bu vampir yengeci. Şimdi alacak ve ilk yükünü de böylelikle kendi üzerinde görecek. Değil mi? İlk yükü olması lazım. Şimdi üst koridoru da ittirdi. Niko ve rakip ormanda mavi güçlendirmede Robin'i bekleyen bir üçlü var. Ama Ray Lefty burada başlamayı tercih etti maviye. Ve Robin de zannedersem mavi güçlendirmeye yetişemeyecek. Burada Ray Lefty bayağı çekti ve evet çok rahat aldı o mavi güçlendirmeyi. Ya Zinfa'nın üst koridordaki minyonları biraz daha hızlı ittirip koridorundan ayrılması da gerçekten çok işine yaradı. Şimdi Robin'in üzerine doğru gidiyor. Robin'in manası da az, yeteneklerini de kullandı. Burada çarpı bekleme süresine RLF'sinin. Burada Grompuş almayı deneyecek çarptı. Ama Robin çarpı kullandı orada. Çarpla birlikte Robin almayı başarıyor. Az önce RLF'ti çünkü mavi güçlendirmeye kullanmıştı kendi çarpını. Şimdi orta koridora geliyor ama burada baskı yapması pek de mümkün değil. Oraya ne olabildiğince ya baskın tartışılır ama baskı kurabilirdi yani. Rakibin dümdüz üzerine yürümesini beklerdim ben Ray Lefty'nin. Çok uzaktan koridora dönmek zorunda bırakabilirdi rakibini. Bu arada alt koridorda şifa ve tutuştur kullanılmış karşılıklı olarak. Miner bayağı dövüyor bu arada. Devam ediyor Dragon'un üzerine, şifasını kullanmak durumunda kaldı. Hala sıçrası var. Ama şimdilik sıçrasını koruyacak Drogo. Ve alt koridordaki takasla kullanılan iki sihir darbüsü iki tarafta tutuştur ve şifaları kullandı. Yani Nautilus Zaya koridoru çok çok tehlikeli. Miner önde kaldı ama güzel bir hamle Drogo'nun üzerine doğru gitti. Drogo düşecek mi orada acaba? Çok az bir canla. Uzaklaşmayı başarıyor. Robin de yetişti buraya. Miner'ı kurtarabilecek mi acaba Robin'in gelmesi? Kurtarmış gibi duruyor. Yani ne olsun, o sıçra otomatik saldırısı orada yetmedi. İlk kan için. Azıcık canlı kaçıyor Drogo oradan. Yani erken seviyelerde Tristana'nın zorlanması gayet normal. En azından skor vermeden bu koridor aşamasını atlatabilecekmiş gibi görünüyor. Orianna 47 minyonla çok güzel bir biçimde üstüne dönecek. Ve koridoru iyi bir yerde bıraktı Aiken. Bence vazgeçecek oldu. Ya. Öyle mi? Bilmiyorum yani. Kuleye kadar gider mi diyorsun minyonlar? Şeyi kaybetti çünkü. Kuşatma minyonunu kaybetti. Kuleye kadar gider mi bilmiyorum. Talon çünkü atlaya zıplaya gidebiliyor ama evet yani bir 2 milyon daha kaybetti. Ben 6 olmuşken ultiyle ittirmesini beklerdim. Şu an skor potansiyeli var ama minyonları var, almak için evet. Öne çıkması lazım Bendix'in. Bu arada Relief de orada yakalandı ve ama geliyor Talon. Yakalayan taraf onlar mı diyecektim? Miner çok fazla sarılacak burada. Aiken Miner'ı düşürebilir. Orion'a gelen bir şok dalgası iki kişiyi sabit ediyor. İlk kan döküldü burada. Aiken'a gitti diğer tarafta. Senin bahsettiğin kanama hasarı. Bir skor daha. 2'de 2 yaptı orada Aiken'ı. Üçüncü skorda Drogo'ya gitti. Ve yani, Bursa Spor bir ejder alacak. Aiken'ın ne zaman üste döndüğünü biliyorlardı. Ve yani üstünden buraya gelmeye çalışacağını da tahmin edebilmiş olmaları ve birazcık aksiyonu uzak durabilmeleri gerekirdi. Beşiktaş ama Talon'un işte o etkisine saygı duymayınca 2-0-1 oldu bir anda Talon. Ve şimdi üste döndüğünde çok rahat bir dişli kama alabilir. Erken dakikalarda aldığı bu zırt eşmeyle de gerçekten Orion'da çok zor anlar bekleyebilir. Bu arada yemlendi mi acaba orada bir anda Neos'u yakaladık derken çok öne çıktı ama Dragon'un hasarı yeterli oldu burada. Desteği gelmeden biraz önde kalınca Neos, sihir darbüleri de yokken. Drogo çok çok iyi gördü pozisyonu. Agresif bir sıçrayla birlikte ve roket atlayışıyla zaten hasarını bıraktı. Robin buradaki minyonları almak için
Şu an alt koridorda bekliyor. Bayağı bir tecrübe puanı kazanacak. Aynı şekilde Neos da bayağı bir tecrübe puanı kaybedecek tabi. Naken üzerinde mavi güçlendirme de var. Buradaki minyonları bir an önce ittirmek istiyor. Cebinde bayağı bir altın var diye tahmin ediyorum çünkü. Evet, rejimize de teşekkürler. 1300 altında üste dönüyor şu anda. 1470 altında üste dönüyor. Hatta vazgeçti yukarıya doğru gidiyor ama full canlı bir Aatrox'a karşı. Ultisi olmayan bir Aatrox ama yine de zaten o riski almak istemeyecekler. Aslında iyi düşündü Aiken. Yani üste döndüğünü düşündürüp kendisinin üst koridora bir baskına gitti. Bu arada Drogon'un başı dertte olabilir burada. Seviye 6'ya ulaştı. Şifasının da gelmesine kısacık bir Invoker, süre var. Invoker yakalandı. Hemen yerden bitme geliyor. Invoker kaçabilecek mi acaba? Son bir vuruş ama. Orada Guardian rünü ya, tetiklendi. 3-4 saniye sonra şifa gelecek. Invoker takım arkadaşının yanında durmuyor ama. Evet, yani Beşiktaş'ta kule altı yapmaktan vazgeçti. Takım arkadaşının yanına gidip ekstra kazandığı kalkanla birlikte hayatta kaldı orada Invoker. Tütüştür vardı çünkü üstünde. Ve üst koridoru pek fazla izleyemedik aslında. Şimdi Zinfan ultisini kullanıyor. Mayhem'in üzerine Mayhem ultiyi kullandı burada. Ekstra hasarını da arttırdı. Relf'te de buraya doğru yaklaşıyor. Mayhem'in düşünü görebiliriz. En azından sıçrasını kullanabilir. O yeteneği sıçra kullanması gerekiyordu. Ve buradan uzaklaşacak ama en az iki plaka altını da, iki barikat altını da burası spora gidecek gibi duruyor üst koridordan. Şimdi Robin örgüdü var, kullanabilir burayı alt koridora yakın. Yalnız Invoker, Drogo ikisi de seviye 6 ve Drogon'un şifası var. Yerden bitme denemesi isabetli değil. Bu arada Drogo çok agresif bir şekilde Robin'in üzerine doğru gitti. Robin burada sıçrasını zamanında kullanıyor. Miner geliyor yan taraftan. Bir çipa denemesi isabetli olmuyor. Miner'ın seviye 5 kalması belki de buradaki kule altını engelledi şimdilik. Ama kuleden bayağı bir plaka düşürecekler. Rayleft'i şimdi. Yine Aatrox'u istiyor ve bu sefer Aatrox'un ultisi olmadığı gibi ters pozisyonuna girdi. Skoru. Relef'te Mayhem'in üzerine doğru gitti. Bayağı basar çıkardı. Yalnız Mayhem çok iyi kullandı yeteneklerini burada. Relef'te ultisini kullanmak durumunda kalıyor. Mayhem'in yetenekleri bekleme süresinde dönerse skoru alma şansı var ve Mayhem buradan uzaklaşacak. Ya Relef'ti... Niye dibinde durdu? Evet. Ya burayı iyi oynamadı. Gerçekten. Yani biraz daha menzilini koruyabilirdi. Özellikle Kindred oynuyor. Bu arada üst koridora bir baskın var şimdi. Bendix de buraya doğru geldi. Sıçra ulti kullanımı bu noktada. Relef'te buradan uzaklaşacak ama Zinfan çıkabilecek mi? Zinfan ultiyi kullanıyor burada. Şimdilik hayatta kalmış gibi duruyor. Bir kitle kontrol skoru getirir derken. O kitle kontrol Mayhem'den geldi. Ve skorda Robin'de. Ama savaş bitmemiş gibi duruyor. Aiken geldi üst koridora şimdi. Bakalım kime odaklanacak. Mayhem'e doğru odaklanıyor. Mayhem düştü burada ama. Kendisinin başı dertte. Aiken burada düşecek. Ve buraya kadar altınını da Orianna'ya teslim ediyor. Yani Rayleft'in orada alamadığı bir tane skor çok büyük sonuçlara yol açtı. Geri dönüp iki tane skor almayı başardı. Beşiktaş Akademi oyuncuları. Ve yani üzerinize gelen menzilsiz bir şampiyona karşı menzilli bir şampiyon, özellikle pozisyon yenileyebilen menzilli bir şampiyon olarak biraz daha yani pozisyonunuzu iyi ayarlayabilmeniz lazım. Rayleft'i çünkü orada değil mi? Aatrox Q'ların 3 yükünü birden hepsini yedi. Evet. Ve kitle kontrollerini de yedi. Evet. Yedi. 20 saniye sonra Alev Ejder'i var. Okyanus Ejder'ini Bursaspor almıştı. Ve şimdi Beşiktaş daha erken orada toplanan taraf. Yampiri Yengeci'de alıyorlar. Bu arada üst koridorların ışının neredeyse aynı zamanda gelecek ama Zinfa'nın yaklaşık bir 10-15 saniye daha erken gelecek gibi duruyor şu anda. Bu arada Beşiktaş aldıktan sonra Yampir Yengeci oradaki kontrolü rakibine teslim etti. Ya şu anda Talon'un eşyalarına baktığımızda böyle çok rahat kar topuna bağlayabilecek eşyaları var. Böyle birilerini yakalayıp aradan çıkarabilecek eşyalara sahip. Ama koridor rakibi de kendi bulduğu skorlarla birlikte ve minyon sayısı da yüksek. Kendi toparlayabiliyor. Orada yakın. Dönemde kaldı biraz. Şok dalgası da geldi. Şimdi sıçrasını kullanıyor. 4 kişinin arasında. Ultiyle birlikte çıkacak gibi duruyor buradan. Güzel oyun. Ne olsan kullanılan bir sıçra. Yakalayamayacak orada Talon'u.
Zinfon Üskordor'dan ittirmeye devam Bursa'nın ediyoruz. Bursa'nın çıkması lazım. Şimdi Miner'dan kullanılan bir sıçrayla birlikte bu oyun var. Drogo buradan uzaklaştı ama önde kalan Invoker düştü. Hiç gerek yoktu belki de böyle bir hamle yapmasına. Drogo'nun üzerine gelen bir yerden bitme isabetli olmadı. Ve Mayhem de RLFD'yi olabildiğince kovalıyor. Yani orta koridorunuz yok. Üst koridorunuz zaten yukarıda. Kendi koridorunda. Ve 5 kişi üzerinize koşuyor. Biliyorsunuz ki bir şey yapacaklar yani. Üzerinize gelebilecekler. Rakan ve Tristan'ın böyle pozisyonda yakalanmaması lazım. Çünkü çok rahat kaçabilecek yeteneklere sahipler. Şimdi bakalım Neos'un üzerine doğru gidiyorlar. Neos'un sıçrası da yok. Burada kronometreyi kullanmak durumunda kaldı. Robin geldi şimdi. Robin'den yardım bitme geliyor. RLF'de ultisini kullandı burada. Hayata kalmak için. Şimdi üst koridordaki ilk kuleyi aldıktan sonra Zinfan alt taraf ışınlanla geliyor. Akın burada düşebilir. Bendix ekstra hareket hızı da kazandı. Sürat coşkusundan dolayı. Şu anda iki kule arasında yani bir QW kombosu düşürür Talon'u. Evet. O yüzden oradan uzaklaştı Akın. Dal tarafta 3'e 3 bir durum var. İnanılmaz bir yavaşlatma etkisi. Miner düşebilir burada. Diğer tarafta Kindred düşüyor. Robin yerden bitmeyle birlikte çok iyi yakaladı RLFD'yi. Ve durum 5-4'e geldi. Mayhem de şimdi çok rahat bir şekilde üst koridoru ittirmeye devam edecek. Kimsenin ışınlanı yok. Kimse gelip de onu rahatsız etmeye çalışmayacak. Bayağı bir canını yakacak kulenin. Derken yakmamaya karar verdi. Zinfan da ikiz gölgeyi bitirmeye çok yakın. İki kilit eşya. Bu dizilimde Neos tek başına geldi buraya ve sıçrası yok. Ultisi de yok. Hop. Çok rahat bir skor. Drogo ile Invoker için o kadar rahat bir skor ki 3. skorunu aldı Drogo. Ve Tristana ile birlikte erken oyundaki avantajsız zamanlarını çok iyi atlattı. Evet. 3-0'la. Yani bu üstü dönüşünden sonra Ebedi Kılıcı da bitirebilir aslında. Veya çok yaklaştı Ebedi Kılıcı tamamlamaya. Bakalım dakika 15'te alameti başlatıyor Miner. Yalnız Yampiri Yenge sevdasına yok ettiler RLFD'yi. Yampiri Yenge'ce bir skor bir de alamet. Nasıl takas? Yalnız böyle yaparlarsa o Yampiri Yengeç hatta şimdi tekrar başka birisi girdi menziline. Evet kızar. Evet. Şu an öfke varı bitiyor son anda. Tam böyle damarına basmadan, sinirlendirmeden almayı başardılar. Akın'da orta koridor kulesine biraz hasar bırakıp minyonları alıp alt koridora doğru ilerliyor. Oraya sinyaller de gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde geldi alt koridora. Invoker da yakın buraya. Mayhem'in üzerine doğru gidiyorlar. Invoker kitle kontrolünü uygulamak istiyor. Burada Mayhem'e doğru gitti ama istediğini başaramadı. Ama Akın yine de bu skor alacak. Alt tarafa 3 kişilik bir ekiple kaynak ayırınca orta koridor kulesini kaybetti Bursa Spor Akademi ve orta koridorundaki ikinci kuleye de maden alametiyle hasar bırakacaklar. Ama daha fazla ilerlemek istemiyorlar burada. Neos'u üst koridordaki kuleyi alıyor. Yani şu geçtiğimiz 20 saniyeyi çok daha verimli geçirdiğini söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Yani kaybettikleri şeylere karşı güzel cevaplar verebiliyorlar şu ana kadar. Ve Neos da hani skor verdi vesaire, rakibi de kuvvetli ama o da bir şekilde minyon da geri düşmüyor. Şimdi aldığı kuleyle birlikte yine ekstra altın da topladı. Ekstra deneyim de aldı. Çok kötü durumda değil yani. Küçük minyonları Akın alırken büyük olanları da Drogo'ya bırakıyor. Dakika 17. Akın ilk önemli eşyasını tamamladı. Draktar'ın gece kılıcını. Diğer tarafta Orianna. O da çok iyi bir durumda aslında. O iyi durumda ya, evet. Ve ya bu kadar kırılgan bir takıma karşı iyi bir Orianna ultisi yok eder. Yani Kindred ultisi bitirdi falan kullandırtmaz, Nico ultisi kullandırtmaz. Evet, Zonya'yı bitirdikten sonra da Orianna aslında çok güvenli bir hale alacak, evet, artık. Onun için Talon'da çok büyük tehditler oluşturamayacak diye tahmin ediyorum. Şimdi orta koridora bir baskı gelebilir. Zonya yok Bendix'te. İkiz bölge onu yavaşlatacak ama kule altına gelmeyi başardı. Aslında önümüzdeki yaklaşık 5 dakika boyunca daha bu gezgin çizmesiyle
talon şeyler çıkarabilir yan koridorlarda. Tabi kontrolü totem için yarıcını kaybetmezse. Totemi de alamadı bu arada. Walker ve Relef de yan tarafta bekliyor. 10 saniye var okyanus ejderine. Ve Zinfan da üst koridordaki minyonları ittirdikten sonra buraya doğru yöneldi. Işınlanıyor konuda çünkü. Miner'dan bir deneme isabetli değil. Çok hızlı şu anda Talon. Alt koridoru ittirebilir. O seçenek dahilinde. Evet, şu an onu yapıyor. Miner çok önde olmasına rağmen arkasında Orion'la olduğu için ona odaklanmayı tercih etmediler. Bu arada Mayhem de şu anda üst koridordaki minyonları ittirmeye çıktı. Işınlanı var, ona güveniyor muhtemelen. Hala ejderi başlatmadı iki tarafta. Ve şimdi Bursaspor ejdere başlıyor. Talon rakibini arkalamak istiyor burada. İyi bir pozisyon arıyor kendine. Zinfan'la Mayhem üst koridorda. Zinfan'ın ışınlanı yok yalnız. Gelmesine birkaç saniye var. Ve ejderi bırakmayı tercih ettiler. Orta koridorda ilerliyor çünkü Beşiktaş takımı. Ve Aiken de alt koridora indi. Aiken vazgeçti çünkü orta koridora düşüyor. Yani onun da bir şekilde defansa gelmesi lazım. Ama yani bu kompozisyonla iyi bir defans yapabilirler mi? Orası da tartışılır. Düzgün bir koridor temizleme yetenekleri yok. Yalnız iyi bir pozisyondan gelebilir buraya Talon. Hı-hı. Şimdi yavaşlatma etkisi uygulanacak. Burada savaşı başlatmak için Invoker istediği etkiyi yaratamadı. Robin buradan uzaklaştı. Aiken de bu savaşa katılmıştı. Bu arada çok hızlı düşen bir Invoker var. Zinfan üzerine tutuştur, oradan uzaklaşıyor. Miner de hayatta kalacak. Bu arada uzaklaşamıyor Zinfan. Çünkü yeterli oldu o hasar. Ya bahsettiğimiz Orion'un ultisi geldi aslında. Invoker anında düştü. Zinfan da çok az canda kaldığı için tutuştur, onu düşürmeye yetti. Miner'dan da 3 kişi havaya savuran. Çok güzel bir ulti gördük. Bu arada Miner yakaladı orada Aiken'ı ve skor oluyor Bendix. Şimdi Drogo'dan agresif oyun. Drogo ilk skoru çıkaramadı. Drogo son bir vuruş yapacak Neos ama kendi de düştü burada. Yalnız Drogo 2 skor birden aldı. Evet. Robin'e de düşürmüş. Ve inhibitor kulesini ayakta tutmayı başardı Drogo'nun bu hamlesi. Ya galiba üzerinde patlayıcı yük varken Robin ulti kullandı. Neos'u da otomatik saldırılarla öldürdü. Ya şu an Drogo takımını sırtlamaya çalışıyor. Çünkü Talon'un etkili olduğunu göremiyoruz. Aynı zamanda Invoker'dan içeri girip bir şeyleri zorlamaya çalışıyor ama Beşiktaş oyuncuları çok çok iyi cevap veriyor. Yine de yani altın farkı yok aslında. Oyunda öyle anlamlı bir fark göremiyoruz. Hatta Okyanus Ejderi ile birlikte Bursaspor fena durumda değil. Ya böyle son savaşları kazanan taraf genelde Beşiktaş gibi görünüyor ama hemen bir tane düzgün savaşla bir adam eksiltmeyle Bursaspor bir anda üstünlüğü ele geçirebilir. Ya zaten Bursaspor'un şu anda çok güçlü bir nişancısı var. Risale'nin 5 skoru var. İki eşyasını bitirmiş durumda. Diğer tarafta Neos henüz ikinci eşyasını tamamlayamadı. Şimdi bakalım ormanda Robin ve Miner. Yani bu ikili çok rahat birini aradan çıkarabilecek bir ikili. Miner'ın kitle kontrolünün üzerine gelen Talia yetenek seti. Ama birkaç totem bıraktıktan sonra üstüne dönüyor Miner. Yani şu anda Orianna'ya çözüm bulmakta sıkıntı yaşıyor Bursaspor oyuncuları. Çok kırılganlar. Yani gidip de onu düşürmeleri hakikaten mümkün değil. Aiken'ın böyle çok ters bir pozisyondan gelip onu zorlaması lazım ki yani bir şey yapabilsinler. Ama bir yandan da yani ön safhalarda durabilecek yarı tank şampiyon olarak Miner iyi iş çıkardı şu ana dek. Miner rakip ormana ilerliyor. Robin'in nerede olduğunu gösterdi Reylefti takım arkadaşlarına. Zinfan'da alt koridordaki minyonları ittirdikten sonra hemen Baron'a doğru ilerlemeye başladı. Ve burada gelecek ikiz gölgeyle bir şey çıkabilir derken Orion'la şok dalgasını kaçırıyor burada. Drogo'yu denedi ama çok yakın da değildi aslında ya, bilmiyorum. Ama ultinin bekleme süresi öyle çok fazla değil. Ya şu an savaş isteyebilirler. Bu arada Relef'te çok fazla hasar aldı orada. Ulti kullanmak durumunda kalıyor.
Hayatta kalacak belki ama... Daha önce aynı pozisyonda öldüğünü görmüştük. Evet, yani şok dalgası yokken özellikle evet. Orianlı'nın ve Zinfan daha erken gelmişken buraya aslında çok önemli bir fırsattı Bursaspor adına. Bu fırsatı kaçırdılar. Şimdi Aiken Üskor'da orada, oraya sinyaller geliyor. Hı-hı. Neos için. Ama... Aşağıda da yani genelde neden bahsediyorduk? İşte Nico bir karşı tercih diyoruz Aatrox'a karşı. Ama bu eşya dizilimiyle pek de değil. Yani bir Nico'nun yapmak isteyeceği şey saldırınız eşyalarıyla en azından yani birebir de Aatrox'u darlayıp Q yüklerinden yine bir şekilde sıyrılarak hasar vermeye devam etmesi, Aatrox'u kovalayarak öldürmesi. Bu biraz daha işlevsel bir eşya dizilimi. Beşiktaş rakip ormanda 4 kişi ve Mayhem içinde aslında Baron etrafında olacak bir savaş adına rakip ormana kilit totemler bırakıyorlar. Ve Mayhem de takımına 4. play kazandırdı alt koridordan. Ve Orianna'nın da sanırım evet şu anda üste döndükten sonra 3. eşyasını Morellos'unu bitirdi. Dakika 24'te 3 eşyalı 5-0 oynayan bir Orianna var. Çok çok iyi durumda şu anda. Yani o Orianna'nın ben maç boyunca düşeceğini pek sanmıyorum. Anca böyle çok ters bir pozisyonda yakalanır, arka arkaya yetenek atışları yer, o zaman olabilir. Ama yani Bursa kompozisyonuna bakıyoruz, böyle anlamlı bir kitle kontrol de fazla yok. Yani uygulayacağınız her kitle kontrol... Ya en önemlisi Rakan zaten de o. Onun da yapabilmesi için çok riskli pozisyonlara girmesi gerekiyor. Daha önce o pozisyona girdiğinde öldürüldü. Alevecilerine 1 dakika kaldı bu arada. Yani Bursaspor olur da bu alevecilerini alırsa oradaki durumu da eşitleyecek. Şimdi o kontrol totemini almaya gelecek mi kimse acaba? Robin geldi. Drogo çok agresif bir şekilde atladı raketlerin üzerine. Önde kalan bir Miner var. Işından da kullanılıyor buraya. Miner düşmek üzere. Son anda şifa geldi. Arka tarafta Aiken. Bendix'in üzerine gidiyor. Bendix'den güzel bir bariyer kullanımı. Şimdi Zonya'sı kullanmak durumunda Aiken alabilecek mi acaba? Bendix'i ayarlamadı. Şimdi kullanılan Kindred ultisini görüyoruz. Diğer tarafta Invoker'dan kullanılan bir sıçrama var. Aiken düştü burada. Invoker çok az bir canlı takım arkadaşlarının yanına gidiyor. Ve birebir bir değişim. Talon'la Aatrox'un bu takım savaşında düştüğünü gördük. Ama canlar bayağı azalmış durumda Bursaspor tarafında. Ya Bendix ile Aiken'ın birebir kapışması da hakikaten müthişti. Ama üstün çıkan taraf burada Bendix oldu. Hem o bahsettiğimiz kanama etkisini hem de tutuşturun büyük bir kısmına Zonya kullandı. 300-400 hasarı öylelikle nötrledi. Ve alevejlerini, kendilerini ikinci alevejlerinde almayı başaracaklar. Bu önemliydi. Yani Talon ve Tristana'ya gidecek. Alevejleri gerçekten onlar için de kilit bir durum. Yani neredeyse şu dakika için gidecek bir alevejleri bir fazladan 500-600 altın hasara yatırmış gibi sayabiliriz. Her geçen dakika artar bu tabi. Rogue bu arada 3. eşyasını tamamladı. Kritik hasar şansını da bir sonraki coşku eşyası ile birlikte veya bir can biçenle birlikte %100'e ulaştırabilir. Orianna da mavi güçlendirmesini alıyor. Tabii bir türlü Bursaspor'un orta koridor kulesini alamaması onların çok daha defansif oynaması evet. Anlamına geliyor. Yani durum eşit skor anlamında. Tamam iki alevejleri çok önemli gerçekten Beşiktaş için ama bir türlü öne çıkmasını işte totem koymasını engelliyor Bursaspor'un. Ya kompozisyonlarında çok büyük eksikler var çünkü. Ve yani onun acısını da çekiyorlar. Çünkü şu ana kadar özellikle yani Neos'a görüyoruz. Neos çok bir etki bırakamadı maçta. Henüz istediği eşyaları tamamlayabilmiş değil. Karşısında 6-1-0 oynayan 3 eşya tamamlamış. Kuvvetli bir Tristana var. Ama Tristana bir türlü ya uzaklardan vurabilecek... Ya kendisine pozisyon hazırlanmıyor çünkü. O yüzden o da uzaktan vurabilecek şeyi bulamıyor. Pozisyonu bulamıyor. Şimdi Bendix'i yakaladı orada Aiken ama hemen Zonya'sını kullanıyor Bendix. Ve Aiken de buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Yomu'yu da kullandı.
Ama Robin çok hızlı bir şekilde geldi buraya. Akan'ın buradan çıkışı çok zor duruyor gerçekten. Bakalım Mayhem'in yeteneklerinden kaçmaya çalıştı ama biraz vakit kazandırsa takım Rey arkadaşlarına. Lefti. Şu anda sayı üstünlüğü Beşiktaş tarafında. Rey yeterken multi kullandı. Arka saflara gitti. Invoker güzel bir kitle kontrol uyguladı ama burada Miner düştükten sonra daha fazla yapabileceği bir şey yok Bursaspor'un. Drogo hayatta kalan son isim. Drogo ultiyle birlikte Mayhem uzaklaştırıyor. Robin'in hareket hızı çok fazla. Burada Drogo'yu muhtemelen yakalayamayacaklar. Ama Baron çok rahat bir hedef gibi duruyor onlar için. Drogo'dan güzel bir hamle. Drogo burada skoru aldı. Robin'e otomatik saldırı yapıyordu ama Robin cezayı kesti burada. Buraya kadar altını da alıp katliamı imza atıyor Beşiktaş Akademi. Dakika 28'de de Baron'u almayı başarıyor. Artık yani ipler tamamen Beşiktaş Akademi'nin elinde. Baron güçlendirmesini aldılar. Savaş'tan öyle çok bir şey kaybetmeden ayrıldılar. Bir tek Aatrox'u kaybettiler. Ve Baron güçlendirmeleriyle birlikte bir de Miner'ı kaybetmişler diye hatırlıyorum. Baron güçlendirmeleriyle birlikte itmeye devam edecekler. Az önce Neos üzerinde bir tane kazma vardı. Direkt şey tamamladı. Ebedi kılıcı tamamladı. Ve Bursa kuşatma yapmaya başlamadan, pardon Beşiktaş kuşatma yapmaya başlamadan önce Aiken en azından bir yere saklanıp birini düşürmeye çalışmak istiyor. Ama karşıda şöyle düşürebileceği hedeflere baktığımızda Orianna ve Talia oyunun erken dakikaları için ya onun adına bir çerezlik şampiyonlardı aslında ama şimdi ikisinin de Zhonya'sı var ve Zaya'nın da ultisi var. Birebir de alırlar bu arada Talon'u. Ya az önce Bendix'in bunu yaptığını gördük. Ya Robin olabilir mi emin değilim. Şey tutturması lazım. Yerden bitiyor. Yerden bitmeyi tutturması lazım. Ama zaten yere serdiği toprak bozumu bile Talon'un yapmak isteyeceği birçok şeyi engelliyor. Çünkü onun üzerinden bir atılma yeteneği kullanırsanız çok çok fazla hasar alıyorsunuz. Ve alt koridordaki ikinci kulesinde, iç kulesinde kaybetti Bursaspor. Dakika 30'dayız. Baron güçlendirmesinin bitmesine daha bayağı bir vakit var. Aiken rakiplerini biraz rahatsız etmek istiyor burada. Yalnız Aiken! Bu işte senin dediğim. Bahsettiğin senaryoydu bu. Ama neyi hedefledi burada 3 kişinin arasına girerken? Yani bir gireyim belki birini eritirim diye düşündü ama hakikaten yani bu tarz yeteneklere karşı toprak bozumu çok çok fazla hasar veriyor. Ve şimdi 2 inhibitörünü kaybedecek. Miner hatta burada oyunu bitirmek istiyor. Invoker'ı yakaladı. Invoker'ın üzerine gelen bir atılıyor ultisi. Ve Invoker düştü. Durum 5'e 3. Alt koridordan direkt olarak oyunu bitirmeye de gidebilirler. Şok dalgası geldi orada Ray Left'in üzerine. Ray Left ultisine başvuruyor. Zinfan da ultinin içerisinde kalıyor. Drogo bir türlü otomatik saldırı menziline giremedi. Mayhem kovuluyor onu çünkü. Mayhem çok fazla önde kaldı. Mayhem sıçrasını kullandı ama Miner yakalıyor orada Drogo'yu. Burada biraz zaman kazandırdı Drogo takımına ama ilk Nexus kulesini kaybediyor. Ya Miner çok iyi notu oynadı bu arada. Şimdi Bendix sıçrayla birlikte Drogo'yu aldı. Bir skor daha çıktı. Aiken geldiği gibi bir kez daha düşüyor. Şimdi Zinfan'dan sıçrayla birlikte bu oyun. Güzel bir refleks. Orada Neos uzaklaşmayı başarmıştı. Relef'ti. Şu anda Invoker'la birlikte hayatta kalan son iki isim. Ve 31 dakikalık karşılaşmanın sonucunda Beşiktaş Akademi, Bursaspor Akademi'ye karşı galip geliyor. Ve yani Miner'ı da tebrik etmek lazım. Çok iyi bir destek performansı.